Merhaba, günaydın. Yeni bir güne başladık. Yeni bir güne başladık, sabah bir şok yaşadım. Ne şoku? Gece bir gürültü duymuştum. Ama uykulu halimle anlayamadım çok fazla ne olduğunu. Çok yorgun olduğum için dün gezdik. Çok yorulmuştum. Çok yorgun olduğum için de tekrar daldım uykuya. Hiç kalkıp bakmadım doğrusu. Sabah uyandım. Şok. Duvardaki tablom yere çakılmış. Ya, yapıştırma bantlarıyla koymuştum. Çivi çakmak istemiyorum duvarlarıma. Tablo düşmüş. Ne yapacağız bilmiyorum. Çivi çakmak da istemiyorum. Bakalım. Ve tablom. Ne yapacağım bilmiyorum. Tutmayacaklar herhalde onu. Aslında çok da hafif ve büyük olmayan bir tablo ama kızımın hediyesiydi. Seviyorum da onu. Ne yapacağız bakalım. Bir çare bulmaya çalışacağız. Sıcaktan yapışkanları mı kurdu acaba? O kadar sıcak ki son bir haftadır. Kahvaltımız hazır. Hemen hızlıca biz kahvaltı edeceğiz şimdi. Günlük işlere başlayalım. Bayram sonrası şöyle bir elin toparlanmaya ihtiyacı var. Bugün nevresimlerimi yıkamak istiyorum. Değiştirmek istiyorum. Bakalım bir şeyler yapacağız. Hemen böyle biber salçası, domates salçası, 2 diş sarımsak, yağ, tuz. Karıştırıyorum. Biz böyle ekmeklerimize salça sürmeyi çok seviyoruz. Kızartıyoruz, sürüyoruz. Kızartmadan sürüyoruz. Severiz. Bazen ceviz katıyorum ama ceviz de güzel olmuyor. Yani biz sevmiyoruz. Salata hazırladım. Kaşar, peynir, yumurta. Klasik kahvaltı. Çayımız demlendi. Bardaklarımızı da alıp sofraya.
mayalı poğaça yapacağım. Buzluğuma koyayım. Gelen misafirlerime çıkartmak için çok iyi oluyor. Hazırda olunca. Bunun için mayam için önce bir çay bardağı ılık su ayarlamam gerekiyor. Bu biraz sıcak. Birazını da çeşmeden koyacağım. Ilık hazırladım ben şimdi suyu. Parmağımın dayanacağı kadar kabımın içine bu ılık suyu koyuyorum. Ondan sonra 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Üç tatlı kaşığı toz şeker. Bu tatlı kaşığı kadar bu ölçü. Şimdi bir de mayayı katacağım. Onu keselim. Toz maya kullanıyorum bu sefer. Toz mayam vardı evde. Bazen yaş maya da katıyorum. Şimdi ben bunu böyle onunla birlikte şöyle pürüzsüz olacak gibi karıştırıyorum. Biraz kabarması için bir kenara koyacağım. Bir 5 dakika. Bir bakacağım köpük köpük olduğunda tamam diyeceğim. Hamurumu yoğurmaya başlayacağım sonra. Şöyle zaman kazanmak için malzemeleri saymadan önce hemen bunu yapayım da dedim. Şimdi bunu kenara kaldırayım. Ben bunu şimdi kapatacağım. Bu burada kendi kendine mayalanacak. Ne kadar? 5-6 dakika. Böyle dursun. Şu arada şimdi size söyleyeyim. Bunun içine şimdi bu mayamın içine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, iki tane yumurtanın akı, iki tane yemek kaşığı yoğurt, 75 gram kadar tereyağı, yumuşamış tereyağı. Unum da var. Unum da aynı çay bardaklarından 9-10. Gerçi bu değişiyor. Hamurun kendini toplamasına göre bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de un değişiyor. O yüzden böyle yumuşak fakat yapışmayan bir hamur elde edene kadar 9 ya da 10 çay bardağı kadar un gidiyor. Böyle. Şimdi ben bunu 5-6 dakika bekleyeyim. Bir gelip bakacağım. Orada kabardıktan sonra hamuru yoğururuz, mayalamaya bırakırız. Bu arada bir kahve içeyim. Çamaşırlarımın hepsini astım. Bulaşıklarım vardı, onları toparladım. Biraz istirahat edeyim 5 dakika. Mayam gelmiştir sanıyorum. Evet. Kabarcıkları görüyor musunuz? Görünmüyor galiba. Çok güzel kabarmış. Şimdi ben de bu arada bir çay bardağı yağ ve bir çay bardağı sütü küçük bir kaba koydum, ılıttım. Çünkü sütüm buz gibiydi, dolaptandı. Mayam
kesilmesin diye. Şimdi yavaş yavaş bütün sıvıları bir araya katacağız. Sadece yumurta sarısını katmayacağım onun poğaçaların üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Mis gibi maya kokusu. Yoğurdumu katıyorum. Yoğurdumda sulu kısmı kalmıştı ama yumurtanın akını şöyle karıştırıyorum. Şimdi birazcık mahlep. Zaten bitmek üzere. Hepsini mi koysam? Bir tatlı kaşığı. Bir de tuzunu katacağım şimdi. O da bir tatlı kaşığı. Şimdi bu karışımı, tuzunu, yumurtasını, her şeyi karıştırıp şöyle bence hazır. Nasıl olsa burada. Unumu eledim. Zaten elenmiş olarak muhafaza ediyorum ama bazen kullanmadan önce tekrar ediyorum. Tamam. Şimdi ben artık elimi katacağım. Bir hamur ama elime yapışmıyor. Ununu ne kadar fazla tutarsanız o kadar şey olur. Sert olur poğaçamız. Hamurumu şimdi kapatacağım. Mayalansın diye. 40 dakika, 45 dakika bakacağım. Bayağı bir şişecek. Bazen bu sıcakta çabuk da gelebilir mayası. Yarım saatte bile gelebiliyor. Ben şimdi ellerimi yıkayıp üzerini kapatacağım. Sonra mayalanınca tekrar görüşürüz. Hamurumun mayası bence geldi. Maşallah. Şimdi böyle küçülecek gene bildiğiniz gibi. Şöyle. Yoğuracağım. Havası çıktı. Oyun hamuru gibi. Slime gibi. Maşallah. Şimdi hemen böyle alacağım. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz şekilde. Kağıdım geldi. Uçtu. Ay. Buradan
yapacağım ben? Şöyle koparıyoruz. Hafif ortasını bastırıp şöyle doğrudan kaşar yoğuru kullanıyorum ben çoğunlukla. Yufkacımız var, onun kaşar yoğuru çok güzel oluyor. Şöyle yuvarlak yuvarlak. Eğer şey istiyorsanız daha küçük, daha büyük. Yani tamamen sizin, benimkiler biraz büyük olacak sanki. Bugün acelem vardı. Araya sıkıştırdım bunu. Bir yandan yemeğim kaynıyor. Yemeğimin sosu. Domates sosu. Şöyle. Bunlar birazcık tepside mayalanacak. Tepsi mayasında. Mayası gelecek şişecekler. Üzerlerine yumurta sarılarını ayırmıştık. Ben onları dolaba koydum bozulmasın diye. Sıcak çok. Ondan sonra bunu süreceğim, susam ekeceğim. Susamım var sanıyorum, yine de bakacağım, yoksa koymayacağım. Isıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Piştikleri zaman size gösteririm. Yumuşacık. Poğaçalarımı yuvarladım, şekil verdim. Bir tepsiye sığdı. Biraz sıkıştırdım çünkü 4 tane falan, 5 tane kalmıştı. Ondan sonra şimdi bunlar bayağı şişmeye de başladılar. Şiştiklerinde mayasının geldiğini inandığım zaman yaklaşık 2 katı kadar olacak. Zaten bayağı bir şiştiler. Biraz daha dursunlar. Yumurta sarısı süreceğim. Fırına. Ondan sonra hazır hallerini gösteririm size. Akşam yemeği için de bugün böyle Charleston biberi 3'e 4'e böldüm, kızarttım. Domates sosu hazırladım, içine attım. Bir paket makarnayı haşladım. Sarımsaklı yoğurt da yaptım ona. Bir tane yoğurt kabımın içinde. Şimdi sadece şey kaldı. Kırmızı biberle tereyağı yakacağım. Makarnayı yoğurtladıktan sonra üzerine yağını gezdireceğim. Bugün böyle bizim. Poğaçaları gösterirken de vedalaşırız sizlerle. Poğaçalarım pişti. Nar gibi kızardılar. Pamuk gibi yumuşacık oldular. Bence çok güzel. Şimdi bunları soğuyana kadar üzerlerini örteceğim sofra bezimle. Bunlar böyle tamamen soğuduklarında tepsime dizip dondurucuya atacağım. Donsunlar. İhtiyacım olduğunda da çıkarıp fırında, ılık fırına koyup çözdürüp kullanacağım.
Bugünlük de veda etme zamanı geldi. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, ayrıca haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.